Photoshop'ta doku onarma isimli bu eğitimde görsel üzerindeki problemli dokuları yenileriyle değiştirerek düzenlemenin püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Örneğin bir portre üzerinde yer alan sivilce, leke gibi problemli bölgeleri Spot Healing, Healing Brush, Patch Tool ve bunun gibi onarma araçlarıyla düzenlemeyi öğreneceğiz. Ayrıca Clone Stamp Tool gibi daha gelişmiş onarma araçlarını da bu eğitimde bulabilirsiniz. File Browse'in bir iç komut yoluyla doku onarma işlemi yapacağımız fotoğrafı açalım. Daha çok portre fotoğraflarında kullanabilirsiniz doku onarma işlemlerini. Zoom aracıyla yaklaşalım modelin yüzüne. İlk olarak tanıyacağımız Spot Healing Brush aracı. Spot Healing Brush aracını seçtikten sonra kontrol panelden Size bölümünü düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde fotoğrafın üzerine gelerek boyutunu görebilirsiniz. Burada amaç noktasal bazlı temizleyeceğimiz dokulardan biraz daha büyük bir araç elde etmek. Hardness bölümünü 0 olarak ayarlayabilirsiniz. Diğer ayarları dokunmanıza gerek yok. Ayrıca üst taraftan Content Aware seçeneği işaretli olursa çok daha gerçekçi dokular taşıyabilirsiniz. Spot Healing Brush'la noktasal bazda dokuların üzerine tıklayarak sivilce, ben gibi noktasal doku bozukluklarını onarabilirsiniz. Space Bar tuşuna basarak klavyeden ilerliyorum ve buradaki dokuları onarmaya devam ediyorum. Bazı bozulmalar meydana geliyor. Bunların üzerinden birkaç kez geçtiğinizde daha iyi sonuçlar verebilir. Bu şekilde dokuları spot bir şekilde onarabilirsiniz ve temizleyebilirsiniz. İlk olarak Spot Healing ile temizlik yaptıktan sonra ardından ikinci aracımız Healing Brush Tool aracına geçiyoruz. Noktasal bazdaki temizlik bittiğine göre daha detaylı temizliğe devam edebiliriz. Dokuları onarabiliriz. Bu araç şu şekilde çalışıyor. Yine kontrol panelden Size bölümünden büyüklüğünü ayarlayalım. Hardness 0. Alt tuşuna basarak temizleyeceğimiz bölgeye en yakın dokuyu alabileceğim alt tuşla basarak bir kez tıklıyorum. Ve ardından onarmak istediğim bölgeye tıklayarak bu dokuyu taşıyorum. Bakın oldukça basit. Sadece çok fazla doku taşıma işlemi yapmamanız, tıklamamanız gerekiyor. Örneğin buradaki saçı hızlı bir biçimde kaldırabiliriz. Bazı bozulmalar meydana geldi. Bu bozulmaları History Brush Tool aracıyla geriye alarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Alt tuşuyla temiz bölgelere tıklayıp kirli bölgeleri ve onarılması gereken bölgeleri doku kopyalama yöntemiyle onarabiliriz. Örneğin fotoğrafın ilk hali ve bizim düzenlediğimiz hali. History panelden bunu kontrol edebilirsiniz. Bakın bozulmalar meydana geldi. Hemen History Brush'la bunu geriye alabilirim. Bu şekilde Healing Brush Tool aracıyla dokuları onarabilirsiniz. History Brush Tool aracıyla da hafif geriye alarak daha doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ardından Patch Tool aracıyla devam edeceğiz. Örneğin gözaltı torbalarının bulunduğu bu bölgeyi Patch Tool aracıyla Lasso Tool'la seçim yapar gibi seçiyorum. Ve içinden tutup temiz bir bölgeye taşıyıp bırakıyorum. Hızlı bir biçimde düzeldiğini görüyorum bu bölgenin. Tabii kenarlarında doku bozulmaları meydana geldi. Bu doku bozulmalarını Healing Brush'la tıklayarak hızlı ve kolay bir biçimde düzenleyebilirim. Çeşitli bozulmalar meydana gelebilir. Bunlar için farklı araçlar mevcut. Yine History Brush Tool aracının opacity'si düşürülmüş şekilde üzerinden biraz geçtiğinizde daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Bakın fotoğrafın ilk hali ve
bizim uygula history brush'la düzenlediğimiz hali. Doku onarma ve taşıma araçlarıyla düzenlediğimiz hali. Geriye alma işlemi yaparken şuradaki bölgeyi de fazladan geriye aldığım için spot healing ile tekrar oraları düzenliyorum. Araçları kombinasyonlu olarak kullandığınızda, bakın spot healing'i bu şekilde çekip bırakma yöntemini de kullanabilirsiniz. Ancak bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yine patch tool aracını alıyorum ve şu bölgedeki dokuyu onarmaya çalışıyorum. Bakın bozuldu. Yüz anatomisine de dikkat ederek tabii bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Örneğin şu bölgeler. Doku onarma işlemleri patch tool'la bazı bölgelerdeki dokuları başka bölgedeki dokuyla değiştirerek düzenleyebilirsiniz. Sadece seçiyorum. İçinden tutup çekip bıraktığımda kusursuz bir biçimde düzenleme yapıyor. Geriye alıyorum. Temiz bir dokuyla kötü dokunun yer değiştirmesini sağlıyorum. Bu bölgelerde bazı izler var. O izleri kaldırabilirim. Yine patch tool aracıyla diğer gözaltını seçiyorum. Ve en yakın en temiz dokuyu oraya taşıyarak bırakıyorum. Ardından Healing Brush ile alt tuşuna basıp kopyaladığım dokuyu buraya taşıyarak kusursuz bir görünüm elde ediyorum. Bakın şu bölgenin düzelmesi gerekiyor biraz. Biraz yumuşatmak gerekiyor. Alnından aldığım dokuyu bu bölgeye taşıyorum. Bu şekilde bozuldu diye problem olduğu zannetmeyin. History Brush opasitesi düşükken biraz üzerinden geçtiğinizde bakın harika bir görünüm elde edeceksiniz. Böylelikle doku taşıyarak onarma işlemleri yapabilir, portre rötuş işlemleri yapabilirsiniz. Devam ettiğiniz takdirde çok daha etkileyici bir portre ortaya çıkacaktır. Spot Healing Brush tool aracıyla doku onarmaya devam ediyorum. Siz de bu şekilde doku taşıma araçlarını kullanarak farklı portreler üzerinde rötuş işlemleri yapabilirsiniz.